Yalnız bu bilgiler doğrultusunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Orta Asya'da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasu Kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapısından eşya, MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar Kültüründen ise çok sayıda okuçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma. Hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur. Hemen bakalım arkadaşlar. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen öncedir. Hayır arkadaşlar, milattan önce 700-100 daha sonradır. O yüzden yanlış. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur. Arkadaşlar bir takım kalıntılar bulunmuş ama bunların tüm kalıntılar olup olmadığını bilemeyiz. Belki daha bulunmayan pek çok kalıntı da vardır ulaşamayız. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun devleti Tagar kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür. Arkadaşlar milattan önce 3. yüzyılın sonları yani 200 yıllara denk geliyor aslında. Bakın 700 100 arasında kalıyor. Bu yüzden doğru ulaşabileceğimiz tek seçenek yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Bu buluntulardan hangileri Hunlar döneminde tarım yapıldığının kesin kanıtıdır? Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda Hunlar döneminde yapılmış olan arkadaşlar hemen bakalım sulama kanalları. Eğer sulama kanalı varsa arkadaşlar tarım vardır. Orak ve sabanlar. Bakın tarım için malzemeler varsa tarım yapılıyordur. Yanmış buğday taneleri. Arkadaşlar buğdayı dışarıdan satın almış da olabilirler. Bu yüzden kesin kanıt değil. Tahılları öğütmek için kullanılan el değirmenleri bulunmuştur. Bakın arkadaşlar dediğim gibi yine buğday satın almışlardır ve el değirmenleri yapmak durumunda kalmışlardır. Bu da kesin kanıt değildir arkadaşlar. Bu yüzden 1 ve 2 bizim için doğru cevap olacak. Yani C seçeneği doğru cevaptır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizmin tanıtılması gibi konuları kurultaya getirmiş fakat bu görüşler mecliste reddedilmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Meclisin hükümdarın önerilerini reddedebildiği. Bakın reddetmişler değil mi? ulaşabiliyoruz. Hükümdarın demokratik bir tutum sergilediği. Bakın arkadaşlar direkt kendi fikrini kabul ettirmeye çalışmamış onların fikirlerini de sormuş. O zaman demokratiktir diyebiliriz. Hükümdarın şehrin güvenliğini sağlamak istediği. Sorularla çevirmek istemesi arkadaşlar güvenlikle alakalı değil midir? Evet doğru. Mecliste sadece dini konuların tartışıldığı. Arkadaşlar sadece dini konular tartışılmaz ki sorularla çevirmek dini bir şey midir? Değildir arkadaşlar. Hükümdarın bazı inanç sistemlerinin bilinmesini istediği. Bakın e, hangi dinleri söylemişti? Budizm ve mi söylemişti arkadaşlar. Tabii ki inanç sistemlerini demek ki bilmelerini istiyor. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır? Uygur Türkleri başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir. Arkadaşlar korumaya çalıştıkları şey elbette milli benlikleridir değil mi? Çünkü kendi dillerinden bir şeyler katmaya çalışmışlar sürekli. Dini terimlerde bile Türkçeyi kullanmışlar. Siyasi bütünlük, sosyal devlet anlayışı, yönetim biçimi ya da geleneksel inanç sistemleriyle hiçbir alakası yok. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar Uygurlarda sanatta görülen bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden, diri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir. Peki hemen şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Yayılmacı politikalar takip edildiğin arkadaşlar bunun sanatta bir alakası var mı? Yok. Ülkenin istilalardan korunduğunun arkadaşlar bunun da sanatta hiçbir alakası yok yerleşik yaşamın benimsendiğinin. Bakın arkadaşlar neymiş eskiden taşınabilirmiş. Demek ki göçebe oldukları için yanlarında götürüyorlar. Ama Uygurlarla birlikte yerleşik yaşam ortaya çıkıyor ve saray yapmaya başlıyorlar değil mi? Yerleşik yaşam benimsenmiş. Ticari faaliyetlerde artış yaşandığının hiçbir alakası yok arkadaşlar. Güzel sanatlara olan ilginin arttığının bu da arkadaşlar ilgili değil. Neden? Çünkü eskiden de sanat yapıyorlarmış. Yani bunu arttığını söylememiz mümkün değil. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren İpek yolunun Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri durumlarından hangileri yönünde etkilediği söylenebilir. Arkadaşlar İpek yolu nedir? Ticaret yoldur değil mi? Ekonomik refaha ulaşamaz mıyız? Elbette ulaşabiliriz. Orta Asya siyasetine söz sahibi olma. Arkadaşlar bu kadar güçlü bir yola hakimseniz elbette siyasette de söz sahibi olursunuz. Tarımda modern yöntemleri kullanma. Arkadaşlar tarım değil biz ticaretin geliştiğinden bahsedebiliriz. Bu yüzden bir ve 2 yani C seçeneği doğru cevap olmalıdır.